Sabah huzur içerisinde uyandığımız bir cennet vatanımız var. Cennet vatanımız var. Bu çok önemli. Huzur var, istikrar var. Ha şunu da söylüyoruz arkadaşlar. Şunu da söylüyoruz. Eksikler var mı? Var. Noksanlıklar var mı? Var. Bu eksikleri, bu noksanlıkları giderecek olan 21 yıldan bu yana iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri giderecek olan yer. Biz biliyoruz, her şeyin farkındayız. Ama bizim hedefimiz bu ülkeyi daha da büyütmek, bölgesinde ve küresel anlamda önemli bir ülke haline getirmek. Hedefimiz bu. 21 yıldan bu yana yaptıklarımız da bu zaten. Eser ve hizmet siyasetlerimizi taşlandıracağımız tarih 14 Mayıs. Çok kritik bir seçim ha. Çok kritik bir seçim. Diğer tarafta görüyorsun, adı millet ama milletin değerlerine saygısı olmayan bir grup. Milletin değerlerine saygısı olmayan, milletin derdiyle dertlenmeyen bir yapı var. Biz bugüne kadar milletin derdiyle dertlendik. Millete rağmen bir şey yapmadık. Ne yaptıysak millet için yaptık. Hastaneleri, yolları, göletleri, köprüleri, barajları, okulları, savunma sanayine gelinen nokta, her anlamda ülkeyi zenginleştirdik, dönüştürdük. Bakın 4 tane gemi aldık, 4 tane sondaj gemisi. Ya başka zaman bunlar yapılabilir miydi? Başka zaman bunlar alınabilir miydi? Bunu alabilmek için kararlılık gerekiyor. Bunu alabilmek için cesaret gerekiyor. Bunu alabilmek için irade gerekiyor. Yürek gerekiyor, yürek. O yürek de Recep Tayyip Erdoğan'da var arkadaşlar. Başka zaman alabilir. Onu aldı o gemilerle. Kendi karasularımızda sondaj yapıyoruz. Ve bulduk. 710 milyar metreküp. Doğalgaz. Şimdi de milli sisteme verildi. Parasal değeri 1 trilyon dolar arkadaşlar. 1 trilyon dolar. Biz yılda sadece ve sadece doğalgaza 50 milyar dolar ödüyoruz. Yılda. Bu şimdi abi içeride kalacak. İçeride kalacak. Sanayicimize, hane halkımıza, vatandaşımıza daha ucuz doğalgaz vereceğiz. Sanayicimize verdiğimizi vermeye başladık zaten. Rekabet avantajı sağlayacak. Daha fazla ürettiğini daha fazla dışarıya satabilme kabiliyetine kavuşacak. Daha fazla istihdam demek. Daha fazla üretim demek. Daha fazla zenginlik demek. O zenginlikleri paylaşıyoruz zaten. Derdimiz bu. Kendi ürettiğimiz otomobiller artık kendi yaptığımız otoyollarda kullanılmaya başladı. Bu çok önemli. Kendi elektriğimizi üretmeye başlıyoruz nükleer santraller. Ne diyorlar karşı taraf? Dış ülkelere, dış güçlere, Avrupa başkentlerine mesaj vermek için savunma sanayi projelerini durduracağız diyorlar. Büyük projelerden hesap soracağız diyor. Nükleer santral bu şeyi kapatacağız diyorlar. Niye? Nükleer santral çünkü önemli bir güç. Ülkenin rekabetini arttıran, rekabet gücünü arttıran bir güç. Avrupa'da sadece Fransa'da bakın, Fransa'da tüketilen elektriğin %50'si nükleer santrallerde sağlanıyor. Avrupa'da 490 tane. 59 santral var. Evet. 490 tane. Dibimizde Ermenistan'da var. Dibimizde Bulgaristan'da var. Eski teknolojilerle. Ama Türkiye'deki son teknoloji. Niye istenmiyor? Rekabet eden, dünyayla boy ölçüşen, lider ülke bölgesinde küresel anlamda güçlü bir ülke istenmiyor. İşte bunları anlatmamız lazım. Biz geleceğimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için daha zengin, daha güçlü, her anlamda itibarlı bir ülke oluşması adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber, hep birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hedeflerimiz var, iddialarımız var. Onları gerçekleştireceğiz inşallah.